Merhaba değerli izleyiciler. Bugün bilginin fiziksel bir nitelik olup olmadığı konusunda değerlendirme ve detaylı analizlerde bulunacağız. Bu video çerçevesinde bilgi işleminin fiziksel ve teorik sınırlarının derinlemesine bir incelemesini de ayrıca sunacağız. Şimdi tanıtacağımız kavramları inceleyelim, tartışalım ve daha da geliştirelim. Öncelikle klasik ve kuantum bilgi kanallarının ne olduğundan bahsedelim. Bir iletişim kanalında iletilen bit başına minimum enerji harcanmasını gerektiren klasik anlayışa göre bit başına minimum enerji harcaması bilgi işleme ve veri iletimi bağlamında kullanılan önemli bir kavramdır. Bu terim özellikle iletişim teorisi ve bilgisayar bilimi alanlarında sıklıkla karşımıza çıkar ve bir bitlik bilginin iletilmesi veya işlenmesi için gereken enerji miktarının en alt limitini ifade eder. Bir iletişim sistemi veya bilgisayarın veri işlemesi sırasında her bit bilgi için belli bir miktar enerji tüketilir. Bit başına minimum enerji harcaması, bu enerji tüketiminin teorik olarak ulaşabileceği en düşük değeri tanımlar. Claude Shannon tarafından geliştirilen bilgi teorisi bu kavramı temellerine atar ve iletişim kanallarının kapasitesini anlamamıza yardımcı olur. Fizik yasaları bilgi iletimi ve işlemenin gerçekleşebilmesi için bazı temel sınırlamalar getirir. Örneğin kuantum mekaniği ve termodinamik yasalar bir bilgi işlem sisteminin veya iletişim kanalının enerji verimliliğini ve kapasitesini etkileyebilir. Bu yasalar bit başına düşen minimum enerji harcamasının alt sınırlarını da belirler. Bit başına düşen enerji miktarını minimize etmek özellikle enerji verimliliği yüksek olan uygulamalar ve teknolojiler için çok önemlidir. Örneğin uzun mesafeli iletişimde veya büyük veri merkezlerinde enerji maliyetlerini azaltmak için bu tür optimizasyonlar hayati rol oynamaktadır. Kuantum iletişiminde ise bit başına düşen minimum enerji harcaması kavramı klasik iletişim sistemlerinden farklı şekillerde ele alınabilir. Kuantum bitleri yani qubits olarak geçiyor, klasik bitlerden farklı olarak süperpozisyon ve iç içe geçmişlik gibi özellikler taşırlar. Bu özellikler kuantum iletişim kanallarının klasik kanallara kıyasla daha az enerjiyle daha fazla bilgi taşıyabilmesini sağlayabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte bit başına düşen minimum enerji harcamasını azaltma çabaları, daha verimli mikro işlemciler, daha hızlı veri iletimi ve daha uzun pil ömrüne sahip mobil cihazlar gibi somut iyileştirmelerle sonuçlanmaktadır. Bu iyileştirmeler, teorik çalışmaların pratik teknolojilere nasıl uygulanabileceğinin güzel örnekleridir. Bit başına düşen minimum enerji, hem teorik fizik hem de mühendislik açısından büyük önem taşır ve bilgi toplumunun enerji tüketimini şekillendirmede kritik rol oynar. Bu kavramın derinlemesine anlaşılması, gelecekteki iletişim teknolojilerinin ve bilgi işlem sistemlerinin tasarımında yol gösterici olacaktır. Ancak son bulgular bu düşünceye meydan okumaktadır ve belirli sıfır veya bir durumlarıyla ve bunların süperpozisyonlarıyla ilgilenen kuantum kanallarının bile bit başına sabit bir minimum enerji gerektirmediğine dair kanıtlar sunulmuştur. Bilginin fiziksel tezahürünü tartışırken, bilginin sadece teorik bir kavram değil, her zaman fiziksel bir forma sahip olan bir şey olduğunu aydınlatmak için somut örnekler kullanmak faydalı olacaktır. Örneğin, bir kitap rafta bir kitap hayal edin. Bilgi sadece sayfalara basılan kelimeler değil, mürekkebin kağıt üzerindeki gerçek düzenlemesinde de bulunmaktadır. Kitap yanarsa veya sayfalar küle dönerse, kitabın fiziki formuyla birlikte bilgileri de sözcükler gibi kaybolur. Bu örnek kitapta yer alan hikaye veya bilgi gibi bilgilerin fiziksel bir ortam, bu durumda basılı sayfalar olmaktadır, olmadan var olamayacağını göstermektedir. İkinci örneğimizde akıllı telefonunuzda kayıtlı bir dijital fotoğrafı düşünün. Görüntü basit, görüntülenebilir bir dosya gibi görünebilir. Ancak aslında bir dizi ikili veri olarak depolanır. Yani birler ve sıfırlar şeklinde. Bu bitler telefonun bellek çipindeki mikroskobik transistörler aracılığıyla fiziksel olarak temsil edilir. Çip hasar görürse veya telefon tahrip edilirse fiziksel temsili yani bellekte saklanan veriler kaybolduğu için bilgi yani fotoğraf kaybolur. Bu bir fotoğrafa veya bir fotoğraf benzeri bir şeye dokunamayacağımız soyut görülebilecek dijital bilgilerin bile var olması için hala fiziksel donanıma bağlı olduğu gerçeğinin altını çizmektedir. Bilgi ile fiziksel doğa arasındaki bağlantıyı anlamak,
bu örnekler bağlamında kritik bir kavramı göstermektedir. Bilginin fiziksel ortamdan ayrılmazlığını. İster bir kitaptaki basılı kelimeler, ister dijital bir fotoğrafın ikili verileri olsun, bilginin saklanması, işlenmesi ve geri getirilmesi için fiziksel bir biçime ihtiyaç vardır. Rolf Landauer'in bilgi fizikseldir ilkesi bu ayrılmazlıktan kaynaklanmaktadır. Bilginin fiziksel olarak somutlaştırılması gerektiğini söylediğimizde, var olması ve yararlı olabilmesi için ister kağıt üzerinde, ister bilgisayar belleğinde, ister başka herhangi bir ortam aracılığıyla olsun, fiziksel bir varlığa sahip olması gerektiğini kastediyoruz. Bu, bilginin tamamen soyut veya teorik olabileceği fikrine meydan okuyor. Fiziksel dünyamızın nasıl manipüle edilebileceğini, depolanabileceğini ve aktarılabileceğini etkileyen fizik yasalarıyla yönetilen somut bir parçadır. Yani bilgi, bir fikir veya kavramdan daha fazlası olmakta, somut dünyamızdaki her şey gibi doğa kanunlarına tabi, fiziksel bir varlık olarak görünmektedir. Kuantum hesaplama ve enerji arasındaki ilişkiden bahsedecek olursak, kuantum hesaplama, kuantum mekaniğinin prensiplerini kullanarak işlem yapma yöntemidir. Klasik bilgisayarlar bitlerle, yani 0 ve 1 ile çalışırken, kuantum bilgisayarlarda qubit adı verilen ve 0, 1 veya her ikisinin süperpozisyonu olarak var olabilen birimlerle çalışır. Bu, kuantum bilgisayarların aynı anda çok sayıda hesaplama yapabilmesini ve bazı problemleri çok daha hızlı çözebilmesini sağlar. İlk kuantum bilgisayar modelleri saat ayarı yapılmamış kinetik olarak yönlendirilen süreçler üzerine kurulmuştu. Bu ifade, kuantum bilgisayarların enerjiyi çok verimli bir şekilde kullanmaya çalıştığı ve genellikle sistem içinde zaten mevcut olan enerjiyi kullanarak işlem yapmaya çalıştığı anlamına gelir. Bu modellerde bir dış enerji kaynağına ihtiyaç duymadan sistemlerin kendi kinetik enerjilerini kullanarak çalıştığı düşünülür. Bu, örneğin bir saat mekanizmasının sürekli olarak dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan çalışması gibi düşünülebilir. Zamanla kuantum bilgisayarların tasarımı ve işleyişi konusunda daha fazla bilgi edindikçe, bilim insanları daha karmaşık ve güçlü kuantum bilgisayarlar geliştirmeye başladı. Bu yeni modeller ilk modellere kıyasla daha fazla dış enerji girdisi gerektiriyordu. Yani bu bilgisayarlar çalışmak için dışarıdan enerji almak zorundaydı. Bu, kuantum bilgisayarların daha fazla işlem yapabilme kapasitesine sahip olmalarını sağlasa da enerji verimliliği açısından ilk modellere göre bir gerileme anlamına gelmekteydi. Kuantum bilgisayarlarının tasarımındaki değişiklik, bilimsel anlayışımızın nasıl evrildiğinin ve pratikte nasıl uygulamaya konduğunun bir örneğidir. Bu süreç, bilimdeki ilerlemenin doğası gereği dinamik ve sürekli değişen bir yapıda olmasıyla izah edilir. Kuantum bilgisayarlarının enerji kullanımı üzerinden yapılan tartışmalar, bu dinamik yapının sürekli adaptasyonunun mükemmel bir örneğini sunar. Bu noktada matematikle fizik arasındaki ilişkiye bakmakta fayda vardır. Matematiği fiziksel yasaları oluşturmak için kullanılan, önceden var olan bir araç seti olarak düşündüğümüzü varsayarsak, geleneksel bakış açısı bu bağlamda eleştirilmektedir. Bunun yerine matematik ve fiziksel yasaların doğası gereği fiziksel evrenin bilgi işleme yetenekleriyle bağlantılı olduğu da ileri sürülmektedir. İdealleştirilmiş bir matematiksel evren kavramına meydan okuyan ve operasyonların temelde fiziksel gerçeklikle sınırlandığı bir evreni vurgulayan bu felsefi duruş çok önemlidir. Bu tartışmayı soyut kavramlarla ifade edip somut örnekler arasındaki boşluğu nasıl kapatabileceğimizi ve ardından matematik ile fiziksel gerçeklik arasındaki bağlantılara dair ayrıntılı bir akıl yürütmeyi nasıl yapabileceğimizi düşünerek ve bu bağlamda bir örnek vererek açıklayalım. Örneğin bir evi inşa etmek istersek bunun kullanılan araçları evi inşa etmede kullanılan araçlar. Diyelim elimizde bir alet kutusu var. Burada geleneksel olarak bu aletlerin evden bağımsız olarak var olduğu düşünülebilir. Sağlam bir şey inşa etmek istersek önceden tanımlanmış talimatlara göre alınıp kullanılabilirler. Ancak bu parçalar, bu araçlar matematiksel kanunlar gibi varsayarsak kullanıldıkları malzemenin yani fiziksel evrenin sınırları dahilinde çalışması gerekmektedir. Yani bu araçlar evden ayrı olmaz. Tıpkı bir çekicin çivilerle etkili bir şekilde çalışacak biçimde tasarlanması gibi. Yani evreni tanımlamak istiyorsak burada matematikte doğası gereği evrenimizin fiziksel sınırları ve özellikleri dahilinde uyumlu ve etkili olmalıdır. Bu örnek matematiğin
boşlukta soyut bir şekilde var olmadığını, tanımlandığı fiziksel dünyayla derinden bütünleşmiş olduğunu göstermektedir. Şimdi bunu başka bir örnekle ifade edecek olursak, örneğin elimizde bir kek yapmak için tarif var ve bu tarifi yapacak malzemeler olsun. Tarif burada matematik olmakta ve malzemeler de fiziksel kanunlar olmakta. Şimdi burada malzemeler ve mutfak ekipmanlarımızı da aynı şekilde dahil ettiğimizde sisteme, bu tarifler üzerinden biz bir kek yapmak istiyoruz diyelim. Burada örneğin beklendiği gibi davranmazsa buradaki fiziksel evrendeki koşullar, yani ona karşılık gelen malzemeler kötü olabilir veya mutfak ekipmanları bozuk olabilir veya bunları birleştirirken ki yapılabilecek parametreler. Örneğin fırın sıcaklığı çok yüksekse belirli bir şekilde veya pişme süresi çok uzunsa, bunlar nihai ürün teorik olarak öngördüğüyle eşleşmeyecek. Ve bu benzetme üzerinden tartışacak olursak, matematik yasaları görünüşte kesin ve soyut olmasına rağmen uygulandıkları fiziksel koşullara ve materyallere bağlı olmaktadır. Ve önceden bağımsız bir şekilde var olmadığı da ileri sürülebilir. Mutfak ve içindeki malzemelerin fiziksel gerçeklikle uyumlu olması gerekiyor. Tarife uygunluk tek başına, yani tarifin tek başına soyut olması, soyut bir şekilde direktifler üzerinden tanımlanması kekin oluşması için yeterli değil. Ve bu düşünce zinciri bağlamında da soyut, matematiğin soyut önermeleri önceden var olan bir araç seti olarak görülmektedir ve doğası gereği fiziksel evrenle bağlantılıdır. Matematik yalnızca soyut kurallar ve formüllerden oluşan bir koleksiyon olmamaktadır. Bunun yerine tanımlamaya ve tahmin etmeye çalıştığı fiziksel gerçekliğe derinlemesine kök salmış bir sistemdir. Bu bakış açısı birkaç nedenden dolayı çok önemli olmaktadır. Birinci neden, matematik ve fiziksel evrende operasyonlar etkili olmalıdır. Bu, matematik yasalarının fiziksel dünyanın kısıtlamaları ve koşulları içindeki olayları yalnızca tanımlaması değil, aynı zamanda tahmin etmesi gerektiği anlamına gelir. İkinci olarak da ideal bir matematiksel alan kavramı yerine matematiksel yapıların gözlemlenebilir evreni tanımlamadaki faydalarına dayalı olarak tasarlanmaktadır. Yani pragmatik olmaktadır. Buna göre matematiksel ilerlemeyi doğrudan deneysel gözlemlere ve gözlemlediğimiz fiziksel yasalar bağlamında neyin işe yaradığına dayalı uyarlamalara entegre edebiliriz. Bir de tabii pratik kısıtlamalar var. Yani matematiğin fiziksel gerçeklik tarafından kısıtlandığını kabul ederek teorik modellerimizin ancak dayandıkları fiziksel anlayışlar kadar kesin ve güvenilir olabileceğinin farkında olmamız gerekir. Bu noktada da bilimsel yaklaşımımız idealize edilmiş bir teorik çerçeve yerine gözlemlenebilir, ölçülebilir olana dayandırılmaktadır. Ve yine matematiğin doğası gereği fiziksel yasalara ve evrenin bilgi işleme yeteneklerine bağlı olarak teori ve gözlem arasındaki dinamik etkileşime sahip olduğu çıkartılabilir. Matematiksel açıklamalarımızın sabit, değişmez gerçekler olarak var olması yerine fiziksel dünyaya dair anlayışımız geliştikçe uyum sağlaması gerektiği de öne sürülebilir. Bu bakış açısına göre matematiğin önceden var olan soyut bir varlık olarak kabul edilmediği, fiziksel dünyaya ilişkin anlayışımızla birlikte geliştirilen araç olarak görüldüğü daha bütünleşik bir bilim görüşü de teşvik edilmiş olur. Sürekli ve fiziksel sınırlamalara değinecek olursak, yani sürekli matematiğin fiziksel sınırlamalarına değinecek olursak, evrenimizin fizikte kullanılan süreklilik matematiğine dayattığı sınırlamalar oldukça önemlidir. Ardışık işlemlerin istenilen kesinliği sağlayabileceği kavramı, bellek boyutu ve bilginin organizasyonu üzerinde gerçek dünyadaki sınırlamalarda çelişmektedir. Bu tartışma evrenimizin sonlu doğasının mümkün olan hesaplamalar ve gözlemler üzerinde temel sınırlamalar getirebildiği kuantum yerçekimi ve kozmoloji teorileri bağlamında özellikle önem arz etmektedir.
sürekli matematik ve fiziksel sınırlamalara ile ilgili olan kısımda fiziksel evrenimiz özellikle kuantum yerçekimi ve kozmoloji gibi ileri alanlarda onu tanımlamak için kullandığımız matematiğe nasıl kısıtlamalar getirdiği araştırılacaktır. Bu kavramı ilişkilendirilebilir örneklerle inceleyecek olursak ve ayrıntılı bir gerekçesinde sunacak olursak, örneğin dijital bir görüntüyü yakınlaştırarak dijital bir fotoğrafı yakınlaştırmayı denediğimizi varsayalım. Başlangıçta büyütmeyi arttırdıkça daha fazla ayrıntı görebiliriz. Ancak sonunda hiçbir ayrıntının görünmediği bir noktaya ulaşırız ve bunun yerine pikselleşme görmeye başlarız. Bu sınırlama bilgisayarın veya kameranın teknolojisinden kaynaklanmamakta. Görüntünün sınırlı bir çözünürlüğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum fizikteki süreklilik matematiğinin sınırlamalarıyla paralellik gösterir. Daha fazla ayrıntı elde etmek için dijital bir görüntüyü sonsuza kadar yakınlaştıramayacağımız gibi matematiksel açıklamalar kuantum yerçekiminde kullanılanlar gibi artık fiziksel gerçeklikle hizalanmadan önce fiziksel uzayı ve zamanı ne kadar ince bölebileceğimizin de sınırlarını bize söyler. İkinci bir örnek vermek gerekirse konunun daha iyi anlaşılması için bir kıyı şeridinin ölçülen uzunluğunun kullanılan ölçüm çubuğunun uzunluğuna bağlı olarak nasıl değişebileceğini açıklayalım. Buna sahil şeridi paradoksu denilebilir. Çubuk ne kadar kısa olursa kıyı boyunca daha karmaşık yolları detaylandırabileceği için kıyı şeridi ölçümü de o kadar uzun olmaktadır. Ancak pratikte anlamsız hale gelmeden önce ölçüm artışlarımızın ne kadar küçük olabileceğinin bir sınırı vardır. Kıyı şeridini moleküler düzeyde bir cetvelle ölçmek gibi. Bu süreklilik matematiğindeki sistemlerin ölçülmesi ve tanımlanmasındaki fiziksel sınırlamaları göstermektedir. Burada sonsuz hassasiyete ulaşmak için sonsuz küçük birimlerle ölçüm yapabileceğimiz varsayımı vardır. Bu maddenin tanecikli yapısı nedeniyle gerçek dünyada mümkün değildir. Tıpkı süresiz olarak yakınlaştırılamayan dijital görüntü gibi fiziksel ölçümlerde sonsuz derecede hassas olamaz. Kozmolojide kullanılanlar gibi kuantum mekaniği ve uzay zaman teorileri teorik modeller değişkenlerin sonsuza kadar bölünebileceği varsayıldığında bu sınırlara gelmektedir. Fizikte özellikle de çok küçük yani kuantum mekaniği içerisinde tanımlanan veya çok büyük kozmoloji veya genel görelilik çerçevesinde tanımlanan alanlarda bu sınırlamalar süreklilik matematiğine dayalı modellerin yeniden düşünülmesi gerekebileceği anlamına gelir. Belirli ölçeklerde veya belirli varsayımlar altında iyi çalışan teoriler, fiziksel ayrıntıların, ayrıntısallığın veya kuantum etkilerinin hakim olduğu aşırı uçlara itildiğinde başarısız olabilir. Bu sınırlamaların kabul edilmesi evreni kavramsallaştırma şeklimizde bir değişikliğe yol açar. Fiziksel yasaları sürekli ve sonsuza kadar bölünebilir olarak görmek yerine onları ayrık ve temel düzeylerde nicelenmiş olarak görmeye başlamaktayız. Bu da kuantum teorisinin sağladığı kanıtlarla daha uyumlu hale gelmektedir. Bu anlayış gelecekteki araştırmaların ve teori geliştirmenin yönünü etkiler. Standart dışı analizler veya bu temel fiziksel sınırları dikkate alan hesaplamalı modeller gibi evrenin bu ayrıntılı ve niceliksel yönlerini barındırabilecek yeni matematiksel çerçevelere ihtiyaç duyulmaktadır. Evrenimizin fiziksel sınırlamalarını göz önünde bulundurarak matematiğin evreni tanımlamak için güçlü bir araç olmasına rağmen sınırsız olmadığının farkındayız. Bu sınırlar sadece teorik değildir. Fiziksel dünyanın doğası tarafından empoze edilir ve bizim matematiksel modellerimizi ve evrenin yapısı ve davranışı hakkında düşünme şeklimizi geliştirmeye, değiştirmeye zorlar. Bu noktada fizikte uzun süredir devam eden birçok kavramı etkili şekilde sorgularken bu teorik anlayışların deneysel olarak nasıl test edilebileceği veya pratik senaryolarda nasıl gözlemlenebileceğine dair ayrıntılı bir araştırmadan faydalanabiliriz. Ek olarak bu bulguların kuantum hesaplama ve küresel iletişim ağları gibi teknolojilerin geleceğine yönelik sonuçları daha derin bir araştırmayı gerektirmektedir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu konuya ikinci bölümde de devam edeceğiz. Daha ayrıntılı şekilde işlemeye. Eğer konuyu beğendiyseniz, kanalıma abone olup desteklerseniz beni çok sevindirirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.